Bugünkü mavzu elektromanyet toklarının zariyatlarda saçılış meselesidir. Elektromanyet toklarının saçılış meselesi başkaca gibi elektromanyet toklarının muhit bilan uzarı tasarı bu cüda mürekkep mesele ve fizikanın cüda kop kısımları da uz tatbığını topadı. Bu mesele nafakat elektrodinamikada, bu mesele optikada, yadro fizikası, atom fizikası da, katı cisimler fizikası da, radyasyon fizikada ve başka çünkü aşağı kop fizikanın sahaları da bu uz tatbığını topadı. Bundan taşkarı bu biyolojik sistemine organizda ham bunda masalalar yüzeye keladi. Bunda masalalar kimyoviy reaksiyalarda, kimyoviy masalan organizmda ham bunda masalalar paydo bo'ladi. Shuning uchun bugungi o'ta degan bu mavzumuz o'ta muhim mavzu hisoblanadi. Bir tomondan, ikkinchi tomondan bu o'ta murakkab masala hisoblanadi. Shuning uchun biz bugungi darsimizda faqatgina elektrodinamika doirasida sodda bir modelda elektromagnit to'qnashuv zaryadlaridan sochilish masalasini ko'rib chiqamiz. Ma'ruza rejasi. Sochilish nimadir? Bu savolga javob beramiz. Qisqacha albatta. Sochilish effektiv kesimini ta'riflaymiz. Keyin sochilish effektiv kesimini hisoblash uchun model tanlaymiz. Shu modelga asosan effektiv kesimni hisoblashni boshlaymiz. Hisoblagandan keyin effektiv kesimning burchakka bog'lanishini, keyin uni chastotaga bog'lanish masalalarini ko'rib chiqamiz. Yani tahlil qilgan vaqtimizda da rezonans fluoresensiya, relay sochilishi va Thomson mass sochilishi kabi masalalarni ko'rib chiqamiz. Va nihoyat ma'ruzamizning oxirida savol-javobga o'tamiz. Sochilish bu nimadir? Sochilish elektromagnit to'lqinlarning muhit bilan ta'sirlashi natijasida uning fazaviy taqsimoti, chastotasi, qutblanishi, o'zgarishi sodir bo'ladi. Sochilish bize ko'radigan masalamızda da sochilishni umuman iki xil sochilishni ko'rishimiz ko'ramiz. Birincisi elastik sochilish bunda elektromagnit to'lqinining chastotasi o'zgarmaydi, ama uni qutblanishi o'zgarishi mumkin, o'zgaradi. Noelastik sochilish elektromagnit to'lqinining chastotasi bu sochilishda o'zgaradi. Demak bugün bize ushbu mavzu elektromagnit to'lqinining elastik sochilishini ko'rib chiqamiz. Model tanlaymiza bu masalani ko'rish uchun. Keling, bizlarni ko'rayotgan muhitimiz bir jinsli va dispersiyasi yo'q bo'lsin. Ya'ni uning sindirish ko'rsatkichi chastotaga bog'liq bo'lmasin. Birinchidan, ikkinchidan bizlarni ko'rayotgan muhitimiz siyrak gazdan iborat bo'lsin. U holda biz siyrak gazni ko'rgan vaqtimizda gazdagi har bir atomni alohida obyekt deb tanlashimiz, ya'ni elektromagnit to'lqinidan ta'sirlashadigan obyekt sifatida alohida atomni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan atomni degan elektronlarni orbital harakatini osillyatorga o'xshatish mumkin. Osillyator modelda ko'rish mumkin bo'ladi. Bu undan tashqari bizning kuchayotgan elektromagnit to'lqinimiz yassi, monoxromatik va tekislikda qutblangan bo'lsin. Mana qutblangan to'lqin atomlar o'zaro ta'sirlashadi. Mana atomlar qutblangan elektromagnit to'lqini atomlar o'zaro ta'sirlashadi. Tushayotgan to'lqinimiz elektromagnit to'lqin qutblangan sochilgandan keyin esa uni izotrop sochilish yuz beradi de qutblangan qutblanmagan to'lqinga aylanadi. Sochilishning effektiv kesimiga ta'rif beramiz. Sochilishning differensial effektiv kesimi deb d omega fazaviy burchakda sochilgan nur intensivligini tushayotgan nur intensivligiga nisbatiga aytiladi. Ya'ni bu yerda DI d omega fazaviy burchakda sochilgan nurning intensivligi, I0 esa tushayotgan nurning intensivligi. Endi alohida olingan atomda sochilish masalasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda alohida atomni ko'rgan vaqtimda atomning yadrosi nisbatan elektronga nisbatan og'ir bo'lganligi uchun bu jarayonda, ya'ni elektromagnit to'lqinlari bilan atom o'zaro ta'sirda yadroni bilan ta'sirni inobatga olmasa ham bo'ladi.
Ana endi atomdagi elektronga ta'sir qiluvchi kuchlarni bir sanab o'tamiz. Birinchi garmonik kuch, bu Coulomb kuchi. Bu ikkinchi tashqi kuch, ya'ni tashqaridan tushayotgan elektromagnit to'lqinni zaryadga ta'siri. Bu Coulomb kuchiga nam aniqlanadi, ya'ni elektr maydoni bilan zaryadning o'zaro ta'siri to'g'risida gap ketadi. Albatta bu yerda mana I omega deyapmiz, omega bu yerda tushayotgan elektromagnit to'lqin shastotasi hisoblanadi. Va nihoyat bu yerda uchinchi kuch ham mavjud. Bu nurlanish reaksiyasi yuzaga kelgan reaksiya kuchi. U tezlanishdan vaqt bo'yicha olingan hosil, ya'ni tezlanish o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan kuch hisoblanadi. Ana endi mana shu kuchlarni hisobga olamiz edi. Zaryadning harakat tenglamasini yozamiz. Mana bu oddiy bir jinsli bo'lmagan differensial tenglama. Bu yerdagi omega 0 miza bilan gamma degan kattaliklarimiz quyidagicha aniqlangan. Ana endi tenglamani yechishga kirishamiz. Yuqorida olgan tenglamamizni yechishga kirishamiz. Bu bir jinsli bo'lmaganligi uchun bu tenglamamiz uning yechimi ikki qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi bir jinsli tenglamani umumiy yechimi. U mana bunday ifoda bilan aniqlangan, u proporsion bilan eksponenta minus gamma t plus I omega t. Bu yerda minus gamma t ni hisobiga hisobiga bu yechim vaqt o'tishi bilan so'nib ketadi. Endi ikkinchi yechimga o'tamiz. Ikkinchi yechim esa bir jinsi bo'lmagan tenglamaning xususiy yechimi. U biz oxirgi ifodasini yozdik, o'rtadagi hisob-kitoblarni qoldirib ketdik-da, birinchidan ikkinchidan olingan tenglamaning yechimini tenglamaning yechimini faqat haqiqiy qismini saqlab qoldik. Mavhum qismi esa fizik jarayonlarda ma'noga ega emas. Bu yerdagi delta boshlang'ich faza deb qabul qilsak ham bo'ladi, u mana bunday kattalikni aniqlanadi. Demak, bu tenglamaning bu yechimi tashqi elektromagnit maydoni ta'sirida atomda elektronlarning majburiy tebranishlarini ifodalaydi. Ana endi shoshilgan elektromagnit to'lqinining intensivligini hisoblash bilan shug'ullanamiz. Buni hisoblash uchun Poynting vektorini bilishimiz kerak. Bu kattalikni biz nurlanish nazariyasi masalasini o'rgangan vaqtimizda bu kattalikni topgan edik. U dipol momentdan ikkinchi tartibli hosila bilan aniqlanadi mana bu yerda. Mana. Ana endi d omega burchakdan o'tayotgan nurlanish intensivligini hisoblash uchun shu Poynting vektorini ds yuziga ko'paytiramiz. Natijada mana bu ifoda hosil. Bu yerdagi dipol momenti yuqorida topgan ifodamizda radius vektor uchun topgan ifodamizdan, ya'ni r uchun topgan ifodamizdan foydalanib, mana bunda ko'rinishi yozib oldik. Ana bundan 2 marta bo'yicha vaqt bo'yicha hosillasak esa mana bu ifodamiz degan d'ni o'rniga qo'yamiz va nurlanish intensivligini topamiz. Barcha hisob-kitoblarni, oddiy hisob-kitoblarni bajarib, dipol nurlanish intensivligi uchun quyidagi ifodani topdik. Ana endi bu yerda e'tibor bersak, vaqt ishtirok etyapti. Bu omega elektromagnit to'lqinining shastotasi. Misol uchun yorug'lik masalasi keladigan bo'lsa, bu juda ham katta shastota hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan bu yerda vaqt bo'yicha bu nurlanish intensivligi vaqt bo'yicha o'rtachalaganimiz ma'qul bo'ladi. Mana shunday qilib bu ifodani vaqt bo'yicha o'rtachalaydigan bo'lsak, biz quyidagi ifodani topdik. Demak, ana endi nurlanish intensivimiz vaqtga bog'liq bo'lmagan kattalikka aylandi mana. Sochilishning effektiv kesimini hisoblashni davom ettiramiz. Mana bu chizmada keltirilgan chizmada
Saçılış geometriyle göstərilir. Bir yerde K, çöktürkən elektromanyet tolkunun tarqalış yönelişi, yani tolkun vektör K. N ise saçılgan elektromanyet tolkunun tarqalış yönelişindeki birlik vektör. Y0 ise çöktürkən elektromanyet tolkunun amplitudu, bu onun kutublanış yönelişini göstərilir. Ksi, teta ve psi burçaklarımıza manevi ifadelerinden bağlanır. Yukarıda etkenimize dek, saçılış izotrop boladı. Şunun için nurlanış intensivliğine manevi psi boyunca, burçak boyunca orta çalıyımız. Yani barca kutuplanışlarını hesabı alalımız. Neticede ksi'ni bu burçakımızı benim yukarıda koruduk ki psi burçakımla bağlı bugün hesap kaladığım bu şey. O halde ksi bu sinz kvadrat ksi'nin ortaçalışımız gerek. Bana böyle de kosinz kvadratının ortaçalışını hesaplardığım bu şey. Bu ifade benim de koruduk geldi. Ve şunun hesap kalamızda da yukarıda yazılan saçılışın efektif kesim için ifadanı benim de koruduk geldik. Yani etibar verin bir yerde fakat kendine saçılış burçakı iştirak etuvat. Ondan taşkarı çöktürkən elektromanyet tolkunun çastatası, gamma bu nurlanış reaksiya hesabiga amalga hesab qoladigan kattalik, omega 0 esa atomdagi elektronlarning aylanishi xususiy çastatası bo'ladi. E'tibor bering, sigma, ya'ni d sigma sochilish effektiv kesimini o'lchov birligi santimetr kvadrat. Shuning uchun ham sochilish effektiv kesimi deb ataladi. Gelin olingan natijalarni tahlil qilishni boshlaymiz. Birinchi navbatda sochilishning effektiv kesimini sochilish burchagi tetaga bog'lanishini ko'rib chiqamiz. Mana shu tetaga bog'lanishini ko'rib chiqamiz. Bunda 3 xil holatni ko'ramiz. Birinchi holat. Teta burchagi 0 ga teng, ya'ni to'lqin tarqalish yo'nalishida sochilayotgan elektromagnit to'lqinni effektiv kesim, saçılışın effektiv kesimi. Nemeyi tembi oladı, teta barabar nolda. Bu bana bir ifadeki tembi oldu. Bunda saçılışın aldığınız saçılış deyimize, tetamız barabar pi'ye tembi olgan bosa, bu arkada saçılış oladı. Etibar verin, birinci ve ikinci kallarımızda teta nol ve pi bu garici kosimiz nol getirin. Ve şunun için bu ifadamız bana bir korunuşuna kabul oladı. Demek aldığınız ve arkada saçılışını ne effektiv kesimi ikkala holda ham bir xil ekan. 3-chi holga o'tamiz. Sochilish burchagimizda pi taqsim 2 ga teng bo'lsin. Ya'ni yon boshqa sochilish bo'ladi bunda. Bu oldinga va orqaga sochilishlarga nisbatan 2 marta kichkina ekan. Sochilishning effektiv kesimini chastotaga bog'lashini ko'rib chiqamiz. Toluk mülçen toluk efektini hesaplayın. Yani barca burçaylar boyunca yığıp çıktık. Omega'mız yani şöğütken tolukun çatlasası atomun xüsusi atomdaki elektronun xüsusi tebrani şartlarının tıkımına tahminen bir yakın bulsun. O halde bana bir ifademizden sadırlaştırıp kuyudaki halde apgeletir için apgeletimiz mümkün eken. E'tibor beradigan bo'lsak, bu holda ham, bu holda ham maksimum bu sochilish effekti to'liq sochilish to'liq effekti kesimi maksimum omega barobar omega 0 ga to'g'ri keladi. Keyinroq buni grafikda ko'ramiz. Keyingi holimizga keling, tushayotgan elektromagnit to'lqin shaxsasi aniq teng bo'lsin elektronni aylan tebranma harakatining chastotasiga. U holda rezonans chastota bo'ladi bu. O halde bana bir de omega ile teyim bu kadar için bana bir de ifade yok. Etibar verin bir de çastata yok. Çastata yok. Gamma. Bu etibar versek, yani eslay diyemezsek bu nurlanış reaksiyon hesabı da payda bulur. Reaksiyon nurlanış reaksiyon kança kiçkinden bulsa, yani gamma kança kiçkinden bulsa, saçılışın efektif kesimi şunca katta buladı. O adatta gamma omega 0 ga nisbatan kichkina. Shuning uchun bu chastotalarda
soç için efektif kesimi cüde katta kıymetli kabul kıladı. Şunun için bunu biz etmemiz ki soç, rezonans soç ilişti bedemli. Yok ki rezonans fluoresensiyat değildi. Bana bu çizmemize de omega taksim omega no birlikleri organı için bu nispet bir getiğin bugün de soç için efektif kesim bana maksimum erişi vardı. Bana bu çizmemize de gamma'mızanın katteliği omega 0'ın 10 faizinin 0 bütün 10'da bir kısmını taşkil kıladı. Bana şu rezonans fluoresensiyonu tegishli bo'lgan bir qator rasmlarni ko'rsatib o'taman. Mana shunda sochilishda qanday bir ajoyib rangli hosil bo'ladi. Rezonans chastotalarda. Ya'ni turli muhitlarda ko'rinmoqda. Undan tashqari yuqorida ko'rganimizdek sochilishni biz effektiv kesimini burchaklarga va chastotaga bog'lanish to'g'risida gapirishgan edik. Mana bu grafikni chizmamizda da her ikkala bağlanış, her ikkala bağlanış bitta grafik olib kelib ko'rsatilgan. Mana oldingi sochilish bilan oldingi sochilish bilan orqaga sochilishlarni ko'radigan bo'lsak, ikkala uniki mana bu chastotalarda endi bir-biriga teng bo'ldi. Sochilish bilan bog'liq bo'lgan yana bir ajoyib hodisani hozir namoyish qilamiz. Bunu sochilishdan nomerli sochilishi deyiladi. Agarda tushayotgan elektromagnit to'lqinining chastotasi sochuvchi sistemaning xususiy chastotasiga nisbatan juda kichkina bo'lsa, bu sohada sochilish kuchli bo'ladi. Sochilish kuchli bo'ladi. O halde mana bu ifadamızda sochilishni to'liq effektiv kesim yo'lida omega nolga nisbatan omega inobatga olmasak bo'ladi. Gamma kvadrat omega'dan yana inobatga olmasak ham bo'ladi. O halde sochilishni to'liq effektiv kesim uchun mana bunday bo'lar. Bu yerda chastotalarning nisbatini 4-chi darajasi turibdi. R0 bu elektronni klassik radiusi deb ataladi. Mana bu formulani reali 1871 yilda olgan. Nima ro'y beradi bu yerda? Tushayotgan quyoshdan tushayotgan elektromagnit to'lqini, ya'ni quyosh nuri atmosferadagi bir jins bo'lmagan turli fluktuatsiyalarda sochilish bo'ladi. Mana shu sochilishni biz reali sochilishi deyiladi. Bu yerda havoning zichligi o'zgarishi, fluktuatsiyalar va qazonlar bu sochilishda ishtirok etadi. Reli sochilish mana bu gapirganimizda chastota juda kichkina bo'lgan vaqtda tushayotgan nurning chastotasi juda kichkina bo'lgan vaqtda sochilish kuchli bo'ladi. Demak, bundan kelib chiqadiki biz agarda quyosh nurini spektrini ko'radigan bo'lsak, u holda ultrafiolet havo ranglarimizning chastotasi juda katta chastotalar hisoblanadi. Shu vaqtda qizil chastotalar, qizil nurlarga to'g'ri kelgan chastotalar kichkina bo'ladi. Demak, sochilish jarayonida qizg'ish tomondagisi ko'proq sochiladi va moviy tomondagisi, ya'ni havo rangdan bog'liq bo'lgan ultrafiolet va binafsha va havo ranglarimizda juda kam sochiladi. Shuning uchun bu nurlar bizga yetib kelgan vaqtida osmonimizdan doimo mana shu sohada biz moviy ko'ramiz. Mana bu sochilishni mana bunday spektr orqali ko'rish mumkin. Mana bu yerda faqatgina grafikdan to'lqin uzunligi ko'rsatilgan. Mana bu qismida atmosferadan o'tayotgan mana bu qismida sochilish juda kam bo'ladi. Mana bu qismi esa ko'p sochiladi. Shuning uchun bizga sochilmagan nurni ko'ramizda ko'zi ko'rish effektimiz sifatida mana shu qismini, hammasini biz moviy qilib ko'ramiz. Ya'ni xuddi shu narsani ikkinchi ko'rishimiz ham mumkin mana
Mana bu kısmı saçılmasından otu vattı, bu kısmı ise küçülü saçılı vattı. Neçede bizden osmanımıza mavi tüsünü aladı. Yani bitti hal var, ikinci hal, kun batış vakti de kun batar tamam, kızgış korunadı ne mi uçun? Ana bu kızgış korun geldiğin sebep şundan ibaret ki, bu vakti kuyaş nurları kopra masafanı basıp ötüp geledi. Kopra masafanı basıp ötüp geledi. Bizden gözümüz getip gökünce. Neticede bana bu ne dedi? Saçılmazdan kirletken nurlarımıza, nurlarımıza uzun intensiyonu yok atardı. Neticede saçılırken nurlarını biz koyarımız bana bu kızgış tamamında. Bana şimdi yakılıp Osmanlı'da ruh verildiğin kundalik hayatımızda koyarıdığın Osmanlı'nın mavi yüreğinin kundalik batış tamamında kızgış buluşunu, sebeplerini reli saçılışı bile düşündürüş mümkün eken. Saçılışın yani bitti. Korunuşu var. Uç korunuşuna biz Thompson debatimizde. Thompson formülası arkalı var. Yani Thompson saçılışı debatelerdir. Thompson saçılışı da Schrödinger elektromanyet tolkun çastatası Schrödinger elektromanyet tolkun çastatası. Saçılışı sistemanın çastatası nispeten cüde hem katta. Yani enerji noktaya nazardan bu tushayotgan elektromagnit to'lqin chastotasi juda katta. Mana shunday vaqtda biz aytishimiz mumkinki, elektronlarimizni, atomdagi elektron deyarli erkin deb hisoblashimiz mumkin ekan. Deyarli erkin deb hisoblaydi mana bu ifodamizdagi 10 megaga nisbatan bo'lgan hamma larni 10 mega 0 va gamma 10 mega kvadrat inobatga olmasak, mana bunday ifoda kelib chiqadi. E'tibor bersak, bu yerda chastota yo'q. Ne için çastatayım? Şimdi biz koruyamız erken elektronlarını. Erken elektron saçılışı da çastatı oynamaz eken. Bana şimdi yakın bana bu formülümüze Thomson formülası atarladı. Saçılışını efektif, tol efektif için Thomson tamamen kolayına ifade. Bana şimdi yakın saçılışla bağlı bölgen bir katar masalarını korup çıktık. Eğer de saçılışla bağlı bölgen başka masalarını koruyduğum ise şu kitaplarımızda da korsatılgan adabiyatlardan faydalanıp sosyolojisinde başka meselelerine ham organize ile mümkün bo'ladi. Bilen bugünkü maruzdan yakılandı, savallar ya ki mülahazalar bo'lsa, bana bir elektron manzilga murojaat qilishingiz mümkün. Hayır, salamat bo'ling.